Oh, bugün de tatil. Tatil tatil. Şöyle bir sandviçimi yapayım da televizyonun başına geçeyim. Salam. Şöyle peynir, marul. Evet, işte mükemmel bir sandviç. Oh, ne kadar da güzel gözüküyor. Çok güzel. Hemen şöyle kapatayım buzdolabını. Şuradan şişeme su doldurayım. Evet, şimdi şöyle televizyonun başına geçebilirim. Oh, hemen televizyonu da açalım. Bakalım neler varmış. Ya ne kadar güzel kedi ve köpek. Ay, Survivor izleyeyim. Özetini izleyelim hemen. No. 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 Oh, ne kadar da güzelmiş. No. No. Bayıldım ya bu sandviçime. Her gün bundan yapacağım. Aa. Survivor'da hiç başlamıyor. Başka bir kanal açayım. Spor kanalı. Acaba ben de mi spor yapsam? No. 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 Aa. O korna sesi de ne öyle? Aa. Kapım çalıyor. Ah, merhabalar, buyurun polis hanım. Merhabalar, Ece Şeker hanımefendi siz misiniz? Evet, buyurun benim. Ece Hanım, hakkınızda tutuklama emri var. Sizi tutuklamamız gerekiyor. Nasıl olur? Ben hiçbir şey yapmadım. Nasıl olur bu? Ay, bir dakika, Valla... hemen geliyorum. İster misiniz? Yok, teşekkür ederiz. Bizim aldığımız bilgilere göre ve aldığımız emirlere göre siz bir soyguna karışmışsınız ve sizi tutuklamamız gerekiyor. Lütfen zorluk çıkartmayın ve arkadaşımın sizi kelepçelemesine izin verin. Ne alaka? Ben hiç Yoksa hırsızlık sizi yapmadım. zorla götürmek zorunda kalacağız. Buyurun Lütfen kelepçeliğim. konuşmama hakkına sahipsiniz. Hop, al bakayım sana. Tamamdır. Evet, arabayı alalım sizi. Önce bir polis merkezine götüreceğiz. Aa, ne Evet. olmuş? Hop. Hanımefendi, arkaya biner misiniz? Arkası yok ki bu Evet, evet. arabanın. Nasıl polis arabası bu ya? Hadi gidelim. Efe komiser, lütfen polis Hop. merkezine doğru sürelim. Acaba nereden gidiliyordu? Efe komiser, siz buraya izin nakli oldunuz ama yolları iyice unuttunuz. Şu taraftan gidiyorduk. Taraftan mı? Aa, ne Şu oldu ya? mu? Ben ne Evet. yaptım ki? Ece Hanım, lütfen konuşmama hakkına sahipsiniz. Her şey aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Lütfen şuraya geçin, polis merkezine. Dronlarım her şeyi kaydediyor. Oo. Buyurun Evet. Ece Hanım. Sizi gelin şöyle sorgu odasına alalım. Buyurun Evet. şöyle geçin. Bakın ismi de geldi buraya. He. Efe komiser, bilgisayara getirir misiniz lütfen? Ben nereye oturacağım? Neyse. Siz bilgisayarı getirin. Efe komiser, lütfen yeni Tamam. başladınız. Burada şu an üstün komiser benim. Lütfen dediklerimi yapın. Ece Hanım. Evet komiser hanım. Edindiğimiz bilgilere göre sizin kimliğinizle bir sürü alışveriş yapılmış, bir sürü şeyler satın alınmış, kredi çekilmiş ve bunların hiçbirisi ödenmemiş. Şu anda Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesi gereğince hırsızlıkla suçlanıyorsunuz ve sizi hapishaneye götürmek zorundayız mahkemeye kadar. Ama Of ya, nasıl 50. odaya geldim, öldüm ya. Efe olur? komiser, lütfen görevinizi yapıp Ece Hanım'a bütün şeyleri kayıtları gösterir misiniz? Tamam ya, dorsa bir anda takıldım da neyse. Alın bakalım Nasıl yanınıza. olur? Bas komiserim. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Bakar mısınız? Bu sizin kimliğiniz değil mi hanımefendi? Ece Bu benim Şeker. kimliğim. Hatta Evet, ne kadar kaybolmuştu. suçlu sizi. Peki, karakola kaybolduğunu bildirdiniz mi? Hayır. Karakola kaybolduğunu bildirmezseniz başkaları sizin kimliğiniz üzerinden böyle alışverişler yapar, hırsızlıklar yapar. Sonunda siz de mecburen hapishaneye gitmek zorunda kalırsınız. Aa, Evet. ya kusura Yani Ya doğruyu söylüyoruz biz. kusura bakılacak bir şey yok hanımefendi. Şimdi gelin parmak izinizi alalım. Fotoğrafınızı çekelim. Buyurun şöyle. Buradan. Efe. Evet, Efe komiser. Parmak izlerini al. Suçlunun Parmak her izini şey. alıyorum. Evet. Hemen Hemen. fotoğrafını da çekelim. Hemen bir saniye. Kamera şurada bir yerdeydi. Heh, kamera şuradaymış. Hemen alayım. Ben de şu Hop. cihazını alayım. Ne olur ne olmaz kaçmaya kalkarsa diye. Ece Hop. Hanım. Gülümse. Suçlamaları kabul ediyor musunuz yoksa? Çok seslisiniz. Ya ben tabii ki de kabul etmiyorum. Ben böyle bir şey yapmadım.
O zaman mahkemeye kadar tutuklu yargılanacaksınız. Mahkeme zamanında da bir avukat tutarsınız ve sizi mahkemede savunur. Eğer suçluluğunuzu kanıtlarsanız çıkabilirsiniz. Ama suçluluğunuzu kanıtlayamazsanız, vallahi bilmiyorum hakim kaç yıl verirse o kadar yıl yatacaksınız hapiste. Tamam, tamam komiser hanım. Ama hadi benim bakalım. Gerçekten bir suçum yok. Şu an konuşmam tamam. Hakkına sahipsiniz. Hadi gidelim. Kameraya bakmadınız. Fotoğrafınızı çekecektim. Çekecektim. Ya, Efe komiser. Heh. Cheese yapın. Cheese yapın. Cheese. Cheese yapmadan olmaz. Tamam. Bütün her şey tamam. Şimdi sizi hemen hapishaneye sevk edelim. Buyurun şöyle bizi takip edin. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Efe komiser bizim büyük aracı alsaydın, otobüsü alsaydın bu sefer. Arka taraftan getirir misiniz? Ben suçluyunun yanında dururum burada. Gelin benim yanımda durun hanımefendi. Tamam merak etmeyin ben hemen getiriyorum. Ece Hanım bakın çok üzülmeyin. Yani eğer suçluysanız ortaya çıkar ama prosedür gereği biz sizi hapse atmak zorundayız. Ya siz de bana inanmıyorsunuz ama nasıl şey yapmayayım? Ben hiçbir şey yapmadım. Benim kimliğim kayboldu o yüzden. Yani kimliğiniz kötü kişilerin eline geçmiş olabilir. Sizin vatandaşlık göreviniz kimliğiniz kaybolduğunda bunu polise bildirmekti. Eğer bunu polise bildirmezseniz böyle olur işte. Komiserim kaybolduğum otobüsü vardı. Diğer otobüsler yoktu da. Tamam hiç önemli değil. Buyurun Ece Hanım hemen size otobüsü alalım. Tamamdır. Oturdu herkes sanırım. Evet evet gidebiliriz. Ece Hanım dikkat edin. Aman kızcağız bayıldı oraya artık. Komiserim ya bu yanlış otobüs herhalde ya. Hiç önemli değil hiç önemli değil. Bizim komiserlik bünyesinde bir sürü otobüsümüz var. Bunda zaten böyle yatılı yerlere gidiyoruz. Ece Hanım uzun bir süre kalacağınız hapishaneye geldik Ece Hanım. Tamam. Ben mahkemeyle görüşmek istiyorum. Eğer birkaç saat sonra mümkün olursa mahkemeye gidebilir miyiz? Öyle hemen şap diye mahkemeye gidilmiyor Ece Hanım. Buyurun gelin. Önce hapishaneye git. Mahkeme için zaman gerekiyor. Ne oldu Efe komiser yine? Muzumu kaybetti. Ne muzu? Hangi muzunuz? Muzum. Onu yemek için evden almıştım. Efe komiser aslanın içindedir. Buyurun Ece Hanım buyurun. Siz de artık muzunuzu hapishanede yersiniz. Şuradan ama şöyle öyleyse. Buyurun. Bakın niye uzun açmıyor? Bir süre kalacağınız hapishane burası. Gelin gelin önce şurada sağlık şeyleriniz yapılacak, aşınız yapılacak. Kuduz aşısı yapılıyor burada. Ben kuduz falan değilim ki. Burada olabilirsiniz. Burası yani hapishane. Heh. Bakın burada hapishanede garip garip insanlar var zaten. Gördüğünüz benim gibi bunu. Hayır arkadan gelen arkadaş gibi baksana. Hapishaneden mi kaçmış nedir? Gezirip duruyor buralarda. Ben hemen kuduz aşınızı yapayım. Şuradan aşıyı alıyorum. Yalnız muzumu buldum ha. Buldunuz mu? Evet Efe komiser. Yaşasın. Evet hazır mısınız Ece Hanım? 1, 2, 3, cos. Ben niye bakıyorum? Bir şey kaçtı. Yok zaten kolundan yaptım. Acıdı mı? Ne acıması ya ben sinek kondu sandım. Ece Hanım valla siz suçlu olduğunuz için ölük gibisiniz yani. Bir kendinize gelin canlanın. Ya ne suçlusu ben suçlumuşlu değilim ya. Suçlusunuz Ece Hanım. Ay Efe komiser. Sizsiniz o suçlu. Bari şey olsun. Kalkın bakalım Ece Hanım kalkın. Kalk. Durun durun bir dakika ben sizin şeylerinizi kelepçelerinizi açacağım. Gelin buraya. Birisi mi? Silahla girdi. Komiserim ben hallederim. Ne yapıyorsunuz? Çok tabancası. Ay dur ateş etme hemen de bana ateş edeceksin. Ne oluyor? Ay pardon komiserim yanlış silah çektim. Ben şunu bir yakalayayım. Bir dakika ben yakalayacağım onu. Yakaladım. Bir dakika sen Ece'ye bak. Ece Hanım'a. Şurayı açın. Ece. Tamam. Ece Hanım hissediyor musunuz? Hissetmiyor. Ece Hanım revire geri döner misiniz? Üstünüzü değiştireceğiz de. Buyurun. Ne giyeyim? Hırsız kıyafeti mi? Hayır tabii ki de hapishane kıyafeti giyeceksiniz. Şurada çekmecede var. Efe Bey siz çıkın. Ece Hanım üstünü giysin. Turuncu olan mı? Evet şuradaki arkadaşa da giydirin. Ya, evet, turuncu olan. Ya ben daha suçlu olmadım. Ne alaka hemen giydiriyorsunuz? Erem bu bayağı iyiymiş ya. Giydiniz mi? Evet turuncu kıyafet. Evet buyurun buyurun Ece Hanım. Sizin yeriniz de burası. 6 numara. En sevmediğim sayıya koydu beni ya. Şimdi Ece Hanım mahkemeye kadar buradasınız. Lütfen hiç bize zorluk çıkarmayın. Sesiniz de çıkmasın tamam mı? Sessiz kitap okuyun. Bari sandviçimi yiyeyim. Evde yapmıştım. Çok güzel tadı var. Yiyebilirsiniz ama hapishane yemekleri öyle güzel değildir. O son sandviçiniz olsun.
Ben buradan kurtulacağım. Ya ben hiçbir şey yapmadım ki ya. İse komiser. Denettiniz lan beni. Evet. Denettiniz lan beni. Baltayı verin. Evet. Baltayı verin. Evet, baksana baksana. Mahkum hiç yerinde durmuyor. Ece Hanım. Baltayı verin. Baltayı verin. Çıldırdınız mı? Ha? Elektrik şok. Baltayı verin. Baltayı verin. Şok ver. Bayıl 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 bayıl. Bayılın. Aha, yataktan bayıldı o. Bak, bak hala sandviç yiyor. Buradan dur. Gir içeri. Efe komiser gir içeri, bayıl şunu. Delirttiniz lan beni. Öyle demedik. Bayıl. Ne de nasıl sokmuş onu? Çabuk onu bana ver. Ne silah çekti? Tamam tamam. Merak etmeyin komiserim, hallettim işi. Bak tamam. Hemen silah çektim, korktu. Değil mi? Evet. Kapıyı kapat, kapıyı kapat. Kaçacak, kaçacak. Ece Hanım bakın, birazdan mahkemeniz olacak. Lütfen sakin olun, sessiz olun. Ve kimseye zorluk çıkartmayın, tamam mı? Siz de bana çıkartıyorsunuz. Kapat. Ece Hanım bakın, burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Siz hırsız olarak buraya hapse atıldınız ve şu an sadece susmanız gerekiyor. Okey? Okey. No. Yemeğinizi getireyim. Efe komiser, Efe komiser. Ya ben paspas mı yiyeceğim? Evet yani siz öyle birisiniz. Of bana. neredesiniz komiserim? Komiserim neredesiniz? Revirdeyim, revirdeyim, revirdeyim. Efe komiser, buyurun. Revir ne taraf? Revir ne taraf? Göremiyorum. Buradayım. Şuradan hemen şeyle iletişime geçelim. Bakalım bu mahkeme ne zamanmış? Alo, alo. Evet, evet. Mahkeme komiser. Hanım. Evet, komiser Aleyna'yım ben. Mahkemesi ne zaman bu Ece Hanım'ın? Biz bu görevi hani bitirmemiz lazım. Merkeze geri döneceğiz de. Tamam, o zaman. Efe, sen Ece'yi al. Mahkeme salonuna götür, ben merkeze geri dönüyorum. Ece Hanım bak çok şanslısınız. Mahkemeniz şimdiymiş. Ece, Efe Bey sizi götürecek. Efe komiser hazırlayacak, tamam mı? Ben de merkeze dönüyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Tamam, bu arada müzik açabilir miyim arabada komiserim? Aa, Efe komiser lütfen, sen yeni tayin oldun diye. Oho, böyle olmaz. Komiserim dikkatli olun. Böyle tamam, polis mi olur ben ya? Türk şapkası da var. Ama yakışmış he. Komiserim dikkat edin. Efe komiserim kaçmasın, dikkat tamam edin. Böyle hemen gelemezsiniz. Prosedürler var. Unuttunuz mu? Efe nasıl komiser, bizim seninle işimiz çok ya. Gideceksin. Böyle kılık kıyafetle gidilmez. Mahkemeye giderken güzel giyinmesi gerekiyor. Ay durun. Ben de gideyim, güzel bir şey giyeyim. Şeyler de okumuştum ya ama ben masal kitabı okudum. Güzel kıyafetiniz var mı? Bakın arkadaki banyo tarafında var. Oradan takım elbise alabilirsiniz. Ayrıca suçluyu kelepçelemeyi unutmayın Efe komiser. Bakın benim şeyimi çıkaracaksınız. Vallahi hep atacaklar bizi işten. O son model bilgisayar mı? Yaşasın. Efe komiser işine odaklan. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bir şey diyeceğim. Benim polis arabam nerede? Efe komiser suçlunun yanına git. Onu şey yap. Efe komiser, tamam. Efe komiser. Kız kıyafet yoktu, erkeğini giydim. Yakışmış mı? Ya yakışmamış ya. Al. Giy şu kelepçeyi. Sen giydir, ben nasıl giyeyim? Kafama nasıl giyeyim? Şimdi hemen şuradaki kapıdan atla içeri. Şimdi sinyal butonuna bas, ben döneceğim. Bastım. Teşekkürler. Bas 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 bas. Buradan şimdi gidiyoruz. Sola bastım, sen sağa gidiyorsun. Hop. Efe komiser. Şey arıyor, komiser arıyor. Efendim komiserim. Yavaş yavaş suçluyu getirebilirsiniz. Ben haber aldım, mahkeme hazırmış. Tamam, hemen getiriyorum. Şuradaki yokuştan da geçersem çok iyi olacak. Ya ne oluyor? Ay pardon ya. Lütfen yavaş olun ya. Tamam şöyle hemen. Lütfen azıcık yavaş olun. Park edelim şöyle hemen. Aynen öyle. Tamamdır. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Evet.
Hani şu masal vardı ya. Ne? Burada kaldım. Hani siz artık bir suçlusunuz ya. Evet. E neredesiniz? Bekleyin. Burada bir gizli bir şey göstereceğim. Gösterin bakayım. Bakın. Eğer bir bilgisayarınız varsa onu patlatın. Aa, bu mu gizli şey? Ben başkanla görüşmek istiyorum. Tamam, başkanla görüşeceksiniz ama ilk önce benimle taş kağıt makas oynayacaksınız. Taş kağıt makas. Tamam. İyi kanka olduk. Hadi gidelim artık. Şuradaki kapıdan girelim. Ben bir komiseri arayayım. Şöyle. Komiser adam, komiser adam. Komiser. Şey ya söyleyemiyorum ya. Suçlu. Mahkeme hazır mı? Evet hazır. Buyurun dedim ya. Kızlar tamam. Sizi bekliyor orada hakim. Hey, anladım. Hangi oda acaba? Kaç tane oda var? Belediye binasındaki oda işte. Heh. Bulamıyorum. Hangi odaya? Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Komiser bey. Buyurun komiser bey. Siz de şöyle oturun lütfen. Suçluyu da karşıma alın. Kelepçeleri açabilir miyiz lütfen? Komiser bey lütfen karşıdaki oturma yerine geçer misiniz? Ya da şuradaki tanık yerine geçer misiniz lütfen? Kelepçeyi açabilir misiniz? Acıtmaya başladı bu kelepçe. Kelepçeleri açar mısınız komiser bey? Tamam. Burada ben hakimim. Lütfen dediklerimi yapın. Komiser bey sizi dışarı çıkarmak zorunda kalacağım. Lütfen, lütfen kurallara uyalım. Tamam, tamam. Yerinize oturun komiser bey. Tamam, tamam. Hadi. Evet hop. Ece Hanım. Bir sürü suçla suçlanıyorsunuz. Şu an mahkememize geldiniz. Kendinizi savunun bakalım. Ne yaptınız, ne yapmadınız biz dinleyelim sizi. Hakim Hanım, ben size şöyle anlatayım. Ben bir alışverişe çıkmıştım. Alışverişimi yaptıktan sonra baktım, şeyimi bulamadım. Kimliğimi. Kimliğimi bulamadım. Sonra eşyaları geri bıraktım. Çıkmak zorunda kaldım. Evet. Ondan sonra bulamadığım için evime döndüm. Evet. Yani ne kadar arasam arasam bulamadım. O yüzden evime dönmek zorunda kaldım. Polise başvurmayı da unuttum. Evet. O yüzden şimdi başka kötü insanlar benim kimliğimi almış olabilirler. Ben hiçbir suç yapmadığımı sizlere söylüyorum. Zaten ben hiç suç yapan bir kıza benziyor muyum? Komiser bey, lütfen mahkememi terk edin. Lütfen. Ece Hanım, şimdi evet. Beni iyi dinleyin. Bir vatandaşın vatandaşlık görevi nedir biliyor musunuz? Kimliğini kaybettikte polise bildirmek, yeni kimliğini çıkartmak, başına kötü şeyler sizin başınıza gelenler gibi gelmemesi için bunları yapmak. Bunu herkes yapmalı. Bakın şu safoş komiserin bile yapması lazım ama bilmiyorum kimlerin eline emanet edilmişiz. Neyse Ece Hanım. Yapacağım. Şimdi komiser bey, bilgisayarınızı açar mısınız? Aleyna komiser bana yeni deliller gönderdi. Orada Ece Hanım'ın kimlik kartıyla başkasının alışveriş yaptığının görüntüleri var. Ece Hanım çok şanslısınız. Eğer bu görüntüler elimize geçmeseydi şu an sizi 10 yıllık hapse mahkum edecektim ama evet gösterin Efe komiser. Annem, 10 yıllık mı? Ben 20 yaşındayım. 30 yaşına kadar orada mı kalacağım? Aa! Kalacaksınız. Annem, bakın. Bakın beni dinlemiyorsunuz. Ece Hanım bakın, görüntüler ama... var. İlk tamam, önce tamam. Şu doğru söylediğimdeki rekorumu göstereyim mi size başlarım? Yalnız bir şey diyeceğim. Türk Ceza Kanunu'nun 500. maddesince ve bana verilen yetkiler gereğince bu Efe komiseri hapishaneye atıyorum. 5 yıl boyunca orada kalsın ki akıllansın. Görevini yerine getirmiyor. Yani böyle komiser olmaz olsun. Evet Ece Hanım. Beraat ettiniz. Özgürsünüz. Buyurun gidebilirsiniz. Ya çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ama çekiç vurmadınız. Ben ne olacağım? Ben ne olacağım? Ama Dors başarımlarımı gösterecektim. Bundan daha ne kadar kötü olur. Siz gidin hadi Dors oynayın Efe komiser. Çok teşekkür hadi ederim bakalım. Aleyna Hanım. Hepimiz özgürüz. Ben Aleyna değilim. Aleyna komiser komiserdi. Ben hakimim. Hakim komiser. Yok sadece hakim. Dors oynayan nerede? Geleceği yok bence. Ceza bitir.
Evet arkadaşlar, bu videodan bu kadar olsun. Bu videoda suçsuz yere tutuklandım ama sonu gerçekten iyi oldu. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Hepimizin kanalına abone olursanız çok seviniriz. Kanallarımıza bulunan katıl butonuna tıklayarak bizlerle oynayabilirsiniz. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like.